Assalomu alaykum. O'zbek milliy san'atining ixlosmandlari, buyuk taqdirlar ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Aziz muxlislar, bugungi ko'rsatuvimizni o'zbek milliy qiziqchilik san'atining darhasi ustoz san'atkor Muhiddin Darvishovning hayoti va ijodiga bag'ishladik. Aziz muxlislar, ushbu ko'rsatuvni ustoz Muhiddin Darvishovning xonadonidan olib bormoqdamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari ustoz Muhiddin Darvishovning farzandlari Jaloliddin Darvishov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhsinbek Mo'minovlar ishtirok etishyapti. Xush kelibsizlar. Sog' bo'ling. Jaloliddin ustoz haqida gapirganimizda albatta ustozning shogirdlari, farzandlarining taassurotlariga aziz muxlislar eshitmoqchi bo'lishadi, hayot yo'llarini, ijod yo'llarini. Keling, dastlab suhbatni sizdan boshlasak-da, ustoz haqida bir o'zingizni, fikrlaringizni teletomoshabinlarga ulashsak. Rahmat aka. Endi dadam rahmatli. Yaxshi inson bo'lishgan. Mana umrlari davomida bir kam 60 yoshlarida o'tishdi. Juda ko'p xalqimizga xizmatda bo'lishdi. O'sha 1994-yil o'zlari haqida qiziqchi video film olishganda shunda Farhod Musajonov bir gap so'rashgan. Muhiddin aka, necha yildan beri qiziqchilik qilasiz? Deshganda, ikkam 40 yildan beri, ya'ni 38 yildan beri qiziqchilik qilaman. Deb aytishganda, shuncha yil xalq xizmatida qilishdi. Onam rahmatlini bir gaplari bor edi. Dadangning umri 4 balon ustida o'tib ketyapti. Hali Samarqanddan kelib Toshkentga, Toshkentdan kelib Andijonga, ancha to'yma-to'y yurib, dadangning umri shu 4 balon ustida o'tib ketyapti deb ko'p aytishardi. Keyin biz dadam shu hovlida birga yashaganimiz bilan dadamni biz kam ko'rardik. Kechasi kirib kelishardi. Bir vaqtda ertalab tursak, mashina uyimizda paydo bo'lib qolsa, dadam kelibdi deyarni. Biz ayam, dadang kechasi kelishgan, dam olishyapti deyarni. Sekin eshikni ochib, dadam rahmatini ko'rib olardi. Biz maktabga borib, qaytib kelsak, yana dadam to'yga ketishgan bo'lardi. Shunday yashab, xalqning xizmatida o'tib ketishdi. Mana hozir Jaloliddin, yana sizga bir savolim bor edi. Ustoz, oilada ham ota, ham xalqning xizmatida buyuk san'atkor bo'lib, shu ikki yo'lni qanday qilib olib ketganligi haqida, shu oiladagi bir muhit haqida gapirib bersangiz. Oilada muhit, dadam ko'proq bizga, onamga bir nima deydi, insonda bir yaxshi umr yo'ldoshi bo'lgandan keyin farzandlarni shu umr yo'ldoshi tarbiyalasa ham bo'lar ekan. Bizga ko'proq dadam to'yma-to'y, konsert-makonsert turib ko'proq bizga onam tarbiya berishgan. Keyin dadam rahmatli kelib, ha, bolalarim mundaqa. Faqat samimiy chiroyli gap bilan. Bu uyda qanaqa, to'ylarda qanaqa odamlarni kuldirib yursa, uyda ham shunaqa. Kuldirishib hazir tepa shunaqa bir biz uyda bir janjal, to'polon, unaqa narsa bo'lmagan. Dadam o'z dadamda bir adatlari bor edi. Onam har zamonda qashlari kelib yurib qoladi. Shom payti ishga tushib olardi. Agar tozalab, biz qishloq joyda turamiz. O'zicha kuyini haligi o'g'inlari kelsa, kim maqtanib qolar, men mashina qilib, men shular o'zim qilganmanda, bo'ldi keyin. Mana shunaqa xarakterlari bor edi dadam rahmatullohi. Bittasi qamalgan ekan. Ega borsa ot o'g'irlabdi endi. Ot o'g'irlab qamalgan ekan. Ot o'g'irlabdi. Sot qildi uni. O qani jinoyatchi mulla qandib o'ningizdan turib javob qiling desa, umrimda oxirga qadar ham jinoyatchi deydigan bo'lsang javob qilmayman. Nima desak javob qilasan desan, o'rtoq mulla qandib bo'lsangiz javob qilaman. Jinoyatchini o'rtoq deb bo'ladimi? Sa bo'lmasa hech bo'lmasa mulla qanibni o'zini aytib qo'ying, inikin javob qilar. Ha xo'p, mulla qanib o'ningizda turib javob qiling desa, aka millionlar,
Ben bir tank koçak'a kötü otgöne dedim. Yölge bir otu yontuttu. Arkasından ötkeni korktum, kepa dedim. Oldu da ötkeni korktum, kişilay dedim. Ben kellem işlemap de, otlu üstten hallayım ben dedim ben ki, o yokumu kurtaramam ki, ot turup gitti ve otlu üstüge böp ben. Ot koştu, bıram çoktu, akır beni bela çakam var. Yıkılmayın dedim, ölmeyin dedim, otun yoluna mahkem yapıştım. Ot koştu, bıram çoktu, bilmeyme ot kekim tayıyla koydu, toru bizi havluge kep toktadı. Ot coyu götürüptü, egesige kerek bulsa olsun. Menge rahmet deyişti oranıge, oğur digenlenge hapı olaman halal. Ver bir onu 5 yılga kesi varıp da. Neç yıl verdiyse 5 yıl. Nimege verdiyse 4 ta takage verdi dedi. 4 ta takage yani 5 yıl veremi dedi. 4 ta takanın üstünde bitti ot boru dedi. Hadi gene kaldı. Elbette bana hazır ustozni bana kirib kelayotganimizda xonadonlaringa qo'shnilardan ham eshitdik. Har bir suhbatlarida albatta bir hazil, o'sha hammani bir kuldirib, ko'yniga bir xursandchilikni bag'ishlab yurgan inson bo'lganlar buni ko'p eshitganmiz. Hozirgi savolni Muhsin aka sizga murojaat etsak, mana ijodkor sifatida ustozni bir shogirdlari sifatida ozmi ko'pmi ustozi yonlarida yurgansiz. Ha, albatta, albatta. Shu haqida ham bir muxlislarga fikringizni bildirsangiz. Avvalambor mana bugun bir ajoyib inson ustozimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu katta san'at yo'liga olib chiqqan bizi ukam ikkalamizni juda ko'p san'atkorlarda shu boshqarib, shu to'g'ri yo'lni ko'rsatgan olim, bilimdon, shu o'zbek nimaydi tilini o'zbekida shu har bir so'zni ma'nosiga chuqur yetguvchi, u nech tomonlama insonga ta'sir qilguvchi, hamma tomonlarni o'ylab ijod qilgan inson, shu mana ustozimiz Muhiddin Darveshovni xonadonida birga-birga ko'rishtirganimdan xursandman. Endi u kishi haqida fikr bildirishga kelsam, u odam doim shu insondan bir talabchan, samimiy, xizmat qiladigan, bilimi juda ortiq. Nima deydi haligi? Ashillarni ham so'zlariga ahamiyat qilishdi. Qaysi paytda qaysi ashilla ketishdi? Masalan uchun bir so'z o'zgartirsa nima o'zgarib ketishligini juda ko'p o'rgatgan. Qaysi katta davrlarda, katta-katta davrlarda inson o'zini qanday tuta bilishligini, har qanday holatda ham inson avvalo insonligini, so'ngra shu san'atkor, shu elga xizmatda ekanligini unutmasdan xizmat qilishlikda, ijod qilishlikda o'rgatgan inson. Biz mana shu bugun hozir o'ylab ko'radigan bo'lsam, shu inson aytgan juda ko'p ishlari, mana aytgan so'zlari, shu aytgan, o'rgatgan, bergan bizga nima deydi? Bilimlari, o'g'itlarini samarasi o'laroq mana shu bugun shu nima deydi? Fikr bildirib turish, shu ustoz haqida fikr bildirish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Men fırsatdan foydalanib mana endi hozir o'zlari o'tib ketdi. U kishini farzandlariga, shu muxlislariga rahmat demoqchiman. Ilohim joylari jannatdan bo'lsin. Shunchalik yo'qlab biz sizlarga ham rahmat. Albatta, ustozimizni san'atlarini bardavom etguvchi shogirdlari yurtimizda, viloyatimizda juda ham ko'p. Biz mana ko'p boshqa mana viloyatlardan ham eshitganmiz, ko'rganmiz, ko'p shogirdlari mana shu xonadonga shu ustozni eslab ziyorat qilib kelib turishar ekan Jaloliddin. Mana endi bir ustozimizning zurriyotlari, farzandlari qatorida kim endi ustozimizni shu san'atlarini, an'analarini davom ettiryapti? San'atlarining boshida biz ozgina davom etkizdik dadamda. Kichinaligimda aytib yurardim. Menimcha bir 88-yil yoki 89-yillari Kanobodomda katta konsert bo'lgan.
Şunda dedem rahmetli, op çıkkan beni. Op çıkıp şu kansette asket gizdirişken. Kita asket gibi özler teyirleşerdi. Hemen iyi desem, mamlak iyi desem. Meyde de tuhtuysan, meyde mamlak iyi desem diyerdi. Ne dedim ben? Özümüz hali okurganda şey vestik yapırışardı ya özümüz telemi. Kiyin uşan hakakıp ayıtıp küldürsem, bir kanset tüyüken ney bir nurani adam çıkken çal çıkıp. Çıkıp muhuddan da benim çakırken, oğlunu çakırken. Kiyin o beni çakırışken dedim rahmetli üçümüzü şu sahnede. Oğlunu da ap çıkırsan, güde yakışın, at izini toy basar. Yaxshi, yo'q buni suyagi qotgan yo'q hali. Nazar degan narsa bor. Shundan saqlagin bolangni deb. Hali jeta shu gapni gapirgan o'sha nuroniy odam. Shundan keyin dadam kim meni sen zinni katta bo'ling keyin. Deb keyin yetalashmay qo'ygan. Keyin dadam rahmaldan keyin ham o'tgandan keyin etta-betta muxlislari, insonlar yib muxundagan bitta eshitdik deydi-da qayta biz. Hozir ham shu. Ey deydim muxundagan bu baka deydi. Yani yaş kette oğlumuz, iyi muhunda kekin kekin deydi. Otursayız bitti iştik deydi. Yani kolumuzdan kekince bitti yarımda dedemdekiden iplip eti biremiz. Lekin biz dedemde dedeleri, yani Darüşeli ota, şunu sahası götüp gittik biz. Darüşeli otanın sahası da yürüp biz hazır. Baba özü. Babamızda sahası. Babanın sahaları ne miydi? Babanın sahaları, şöp etti, araba, kukon arabalarda dedem dedeleri. Katta araba sos usta bo'lgan. Qo'qon arabalari yasashdigan biz mana shu guzarimizda katta ustaxonalari bo'lgan. O'shanda biz ham shu boboning ulug' sohasiga o'tib ketdik shu hali. Mashina sohasiga o'tib ketdik biz hozir. Ustoz bilan juda ko'p tadbirlarga borardik. Tadbirlarimizda juda ko'p qoyil qolgan joyimiz ko'p. Sababi mana endi yoshimiz katta bo'lgan sari bilib boryapmiz. Bu odam rus tilida, tatar tilida, ingliz tilida, tojik tilida, jamiki shu men bilgan bir 10-15 ta tilda bir defektsiz gapirardilar-da bu kishi. Shu xuddi shu o'sha millatga mansub kishi sifatida gapirishardi doim shu gapirganda. Biz qanday kulsak o'sha millat sohibi ham o'sha davrada o'tirgan qaysi millat bo'lishdan qat'i nazar shunaqa kulardi-da biz hayron qolardik. Bunga sabab nima? Bu odam o'sha har bitta oddiylik bilan qaramagan. Bitta so'ziga, bitta ijro qilmoqchi bo'lgan narsasini u juda chuqur analiz qilib, o'shani to'liq bilib olgandan keyin ijro qilishgan bo'ladi. Shuning uchun mana shu bizning Movarounnahrimizda birinchi qiziqchilik, askarchilik yakka san'at turini olib kirgan insonlar safida turishardi bu kishi. O taxta o'lgurdi bo'yi 1 metr, eni 10 santimetr, qalinligi 1 santimetr ekan. Qo'yinki bitta daraxtni pochog'i tushib qopti-da. Shunga qancha davoyi doston qilib Moskvada Ivanov bilan Petrov akt tuzishibdi. Avval mashinkada pechat qilishib qopti. Акт. Мы акт составляющие, утверждающие товарищ Иванов и Петров в том, что поступающий из Иркутска города Москву один вагон 50 кубических метров досок, из них одна доска упал или пропал, или так получился. Акт составил Иванов и Петров, отправляем в город Казандов. Хозяны кезе татар агаларымыза акт зиштек. Әгіт, бізді әкімді әкетеді түземізді ва асатында құлыды құйамізді. Тоқ ватылымна құрбатыл үлләр. Шыда ақынна, үркісіннан атырау кеген досқасында Москвасына кеген, Москвасына қазанына кеген досқасына ішінінен 5 кіба досқа түшіп қалған. Суылышла әлікімді ұрытпа кекенлер. Әкетінді түзіп асатында құлыды құйучы тоқ ватылымна құрбатыл атырау кетеміз Алматанда шәкірді дедіпті. Алматыдағы қазақ ағаларымызға мәк түзіштен.
Yegit. Bizde kimde yegitinde tuzağızda ve asatında peşatıda uğrağızda. Sokmakbay, tokmakbayı ve seksenbay, toksanpayıp. Soda vakınlı, erküsünden atprav ketken doskasından Moskvasında kegen, Moskvasından Kazanında kegen, anısından Almatasında kelgen doskosunu sünnen, on güme doska tüspalgan. Vay evkan ağızına yoo, ellekimde orta kitkenler o. Yegitinde tuzup asatında peşatır uçu sokmakbay, tokmakbayı ve seksenbay, toksanpayı atprav ketkenimiz taskin şekerinde. Toşken kese öz beylere mektizipti. Şimdi bağdayımca koyul makam kuvargan deyin. Ağit, biz kim aktızıp astıgen imza çeki uçu ortak Urgan Bey kallapı ve kolegri kişiyikler. Tüzemiz üç bu aktı şulhakta kim bizge kelgen tahtalardı ki de 15 kuba tahta yok. Bilmeyimiz ya yok atıp gegen, ya çürüp gegen, ya urdurup gegen, ağını hıda biledirseniz. Ek tuzu bastıge imza çeki uçu orta Urgan Bey kallapıp ve kolegri kişiyikler. Cünetemiz Düşenbe şehrige. Düşenbe varsa tacik ağalarımıza mek tuzu işte. Ak, maki ak kudandagan. Başakri Düşenbe, stansayı Düşenbe. Yakımı imza kudanda Rafiq Haydarov, duyumu imza kudanda Rafiq Hamzoyev. Hazır işimde in akro barayu teşkilatı ma az taşkan, fristandana yak vagon panca kuba az tahta, panca kuba tahta az vagonu halışında rava galtıydı mondagi. Az barayu in hemin akro panca kuba tahta baksabı kalhozu lazımı yaptı, sahtin. Vezi, Yerkutskidan çıkkanda 50 kuba tahta çıkkan eken bitta tahta yolda çıkkan eken Düşenbe'ye ham bitta tahta yetib boribdi. Dadam rahmatli bir shuncha tug'ma talant bo'lganda dadamda tug'ma bo'lgan. Shu odam gapirsa o'shanga tayyor turardi javob. Keyin dadam rahmatli juda ko'p ustozlarini sanab o'tishardi. Palonchi ijroqim ota, mashina tisha qiziq, oxin qiziq deb ancha sanashganda juda ko'p ustozlarni aytardi. Hozirgi san'atkorlar qiziqchilar. Askasini aytib turib ham ustozini aytmay, kimligini aytmaydi. Shunaqalar ham ko'payib ketdi. Keyin dadam rahmatli bir gaplari bor edi. Mana ko'zini chirt yumib turib oddiy o'qigan sohalari agronomlik. Agronomlik Samarqand davlat qishloq xo'jaligida agronomlik fakultetini bitirishgan. Ko'zini chirt yumib turib butun dunyoning pulini sanab berishardi. Butun dunyoning pulini qaysi davlat pullarni nima deb ataydi? O'zlarining askarlari va nobodo pullar ko'payib ketsa, chet el bankalariga qo'yishlaringiz mumkin. Shuning uchun chet el bankalari pullarni nima deb ataydi deb boshlab ketishardi shu hani hamma davlatlarda pulini keyin o'zimizni O'zbekistonimizni ichidagi shevadagi pullarni hali o'g'rilar loy deydi, poraxo'rlar soqol deydi deb ashuna qilib hamma sohani qanaqa pulda atashligini ham aytib o'tib ketishgan. Poraxo'rlar soqol deydi, chayqovchilar dasmaya deydi. Magazinchilar shapka deydi, zavskladlar yelka deydi, quruvchilar zakalat deydi, kosiblar qo'luchi deydi, shopirlar shayba deydi. Avvalo shu go'zal yurtda tug'ilib yashaganimizdan xursandmiz. Doim shukrona keltirsak arziydi. Çünkü bu güzel yurt, buna kanca tanımlarsa çünkü az, bu yurtta insanlar emir acayip. Şu anda Katar'daki bitti insan, acayip ustazımız, Muhuddin Dervişip. Şimdi bu kişi, bu kişi hakkında kanca yapırsa çünkü az, bu adam da bitti en zor taraf şu ki, şu Uzbekistan'da, şu birinci olup, kızıkçılık, yakka kızıkçılık, janrını alıp çıkan adam.
Şu birinci bölüm şu adam ıhtırağa yaşıyor sana. Ondan ki bana şakırlığı köpeyip işlerini devam ettir yaptı. Şimdi muhunda kadar turist da anlamatsam bunlarda. Bu adam da iyi zor tarafı samimi insan bugünler. Sadda dil bugünler. Hakçıl bugünler. Hakta derdine eğitip yürgen insan bugün. Kızıcılıkta kızıcılık ile yapan demezse de biz şu adamda şu tavanlarını yaş görmemiz. Bizi ustaz bulardı, şunu eskişe seyitkende duasını ağamızı hakatta. Şu duasını ağamda beni bir gaptı gapır genedi. Abdurrahman, kızışı bulurman desen, şu üç tane sıradan ihtiyat bugün. Birinciden, siyasetlikle yerleşmeyen, sen siyasetleşmezsen diyerdi. İkinciden bu, nümeniydi. Adamda kuda birgen nuksanı bulardı. Kimdir közü kurmaz ki mümkün, kimdir çola buluşu mümkün. Kimdir kulağa işitmezse buluşu mümkün. Şunları kelek akıp külmeyken diyen. Yine bittiğinde köpçülü cilayda şu ayolda, erkeğiyle borcuyla şu uşağlarda sop kalken. Hiç kaçan onlara odamda şahane yetiyken. Şu ayolda içi de ayolda bir natımalarını yapılmazdı gerek. Hani üyet sözlerden kaçken diyen. Başlarda kaçsan uzağa yaşıysan halk içi de uzağa yürüsen diyen. Şu ögünlere kulağımızda elbette bu insanı uşa şey hareket kılamız. Lakin o insana hiç kim okşamaydı, o bitti bugün. Kuda kalacak, kolumuza gelecek kişinin işlerini devam ettirir yapız. Muhterem yurttaşlar, bilhassalar, bu konuda gene güdüyem, şakırları köp bugün. Yüzler, milyar bir seken bulurlar, doğru mu? Bana yanımızda yine bir acayip şakırlara, şu ustanı yoldan gidip, özlerine yaşa, muhuruş artırken, özünü yolunu topuk bir iletken bir acayip dostumuz, buralarımız. Mahmutcan İsmailov, bu kişinin şu usta hakkındaki sözlerini işlemiz. Abdurrahman Can'daki avala, selamun aleyküm. Şu ustaz hakkındaki kursat bugün münasip köp çakır geldiğin için avala rahmet. Çünkü 1950 yıldan büyüğe çıkan kızıkçılar haklıydı mı, haklamaydı mı? Şu muhudun kızık derişipti, şagird hesablanadı. Elbette. Sebabı, şu ustazımızga kadar bir kişi latife edip, İnsanlarda küldürüşünü, mümkünlüğünü ispatlı bir yerken adamda bunun için mektebi yaratken. Mektebi yaratken, özgü has mektebini yaratken. Yakka söz kızıkçılık mektebini yaratken insan. Asker sana sahaz demresi köp icat kılışken. Ustazımız düşündüğü bir karakterleri vardı ki, cemiyetteki nüksallardı, kemçiliklerdi. Şiçirayla gepler bilen, latifeler bilen halkı yetkizip koyardı. Bir söz bunu etken de ustazımız özünü, dövrünü hakiki efendisiydi. Elbette. Şu efendini biliriz, halkta ağzaki kahramanı bugün, efendini. Şu ustazımız, şu bizi yaşayıp ötken dövürde, işte zamanda bir efendisi soplengen, yani ustaz kirbargen yerlerde tüm çehreler yuvarışardı, sıkılık kirardı. Ustaz kirbargen ceyde, işte garazlik buptursa garazlik yukalıp, yakışlık ki yunalardı. Ki ustazımız bir adatları vardı ki, şagirtti yakışperveriş kılardı, şagirtti yakış terbiyat kılardı. Bir yerge şagird bilen ustaz beraber bağırıp kalsanız aldın seni çıkıp alıp senatın namayı çıkıp halka. Çünkü menlenken çıksan az günü beni soyamda kıynalıp kalışın mümkün. Yol vererdi. Yol vererdi şagirdlerge. Şuna kadar bağırırken şagird beraber ustazıdı. Allah rahmet kılsın. Ustaz hakkı da çıkıp latife yazgen ben min. İşlerimiz bitersin ha. Şu ustazımız şehirde yağmayken ben etti işli birgen peyitte. Yani 06 Rusumlu maşını alışken eken şigöle şehirge şirketlemen deyip tırsa bir profesyonel şapır, ciyanı kep kaptı. Tağa kayağa şehir git yap ben. Benim şehir giydim, ha çık bile ketemiz. Tağa, şuna maşınanın arzıkı gelme, yetel yanım yok. Şehir geçimi minip kessem ne mediyse dese şu ciyan perver, tağa, ha minvan, ciyan minvan deyip de ciyan hep ketten çıvarlığı deyip maşınanın güdütü seydip git yaptıken. Ustaz Rahmal asıl olgan halinge kokup kokup getirdikken hiç şekil rahi yurdası çocuk biterdi. Ömçü tesaydı yapsan tesi kızgangan bu kalardı. Sekin kit yaptırsa karşıda bana diye gün maaşla iktidası vang et vut gitse. Ustazım cihani karab cihan ha tağa röportajı vut gitken maaşlarını gördün mü? Sağa gördüm. Şabal hem tağasını kini benim kit yaptı kendi yaptı. Dese kaydan bildiniz de senin hoşa tes kit yaptı dedi gene gene. Hocam ki insanda kemçeliğin külgü yol bilinem. Bildirişken, büyük insan buluşken. Yani bir söz biletken de Abdurrahman'a ki size bir insan şagirdsiz. Eğer hem şagirdlerdi, bir cilgi cemle edilen olsa, muhudun dervi şagirdleri bir katta ermiye bulardı. Bir şey ermiyenin generali.
ustazımız Muhun'un kızı derviş bulanlar. Aradılar abad olsun. Bunlar da icadını bana devam ettik bir yap biz. Sağ olun, sağ olun. Yine şagirdler çıksın. Aziz muhlisler, navbatdagi mehmonlarimiz, xalqimiz madaniyat yo'lida ko'p xizmatlarni qilgan, xalqimiz sevgan san'atkor Rasuljon aka Kamolov. Hamda o'zbek qiziqchilik va askarchilik san'atida xalqimiz xizmatida bo'lib kelgan madaniyat xodimi Mansurjon aka Oxunov. Xush kelibsizlar. Rasuljon aka, mana ustoz Muhiddin Darvish bilan juda ko'p tadbirlarda va hayotiy yo'llarda juda ko'p birga bo'lgan ekansizlar. Shu haqida shu teletomoshabinlarga o'z fikringizni bir bildirsangiz. Endi Muhiddin aka Darvish deganda faqat O'zbekiston emas, boshqa yerda, boshqa qardosh respublikalarda ham shu odamni tanigan odam nomini eshitgan vaqtda ham o'zi oladigan nimani berib bo'lar, shu nimalarini bilan, shu tayyorlagan eshitishlarini bilan. Chunki bu odamning nomini eshitgandan keyin hammada bir hissiyot uyg'onib oladiki, bir yaxsh kayfiyat bo'ladi. Bu odam shunday odam ediki, o'zbek qiziqchilik san'atini shu yuzini bo'yamasdan, qalpoq kiymasdan yoki boshqacha to'n kiymasdan shunday o'zini tabiiy nimasi bilan arenaga olib chiqqan odam edi shu o'zbek qiziqchiligi. Bu monolog janrini asoschisi desa ham bo'lar degan. Shu o'sha maskovlarda petrosyanlar bo'lsa, Muhiddin ekan bizni petrosyanimiz, o'zbeklar petrosyan desa bo'lar. Bu odamda shunday chiqishini, turishini, yurishini ko'rgan odamda ham bir boshqacha kayfiyat o'zi nima bo'lar degan. Muhiddin akamni qancha gapirsak oz, qancha hayotda juda ko'p nimalar bo'lgan. Mana men bitta narsani aytmoqchiman. Muhiddin akam to'g'risida haqiqatda bir zivoniyasi yo'q yo boshqa yo'q, lekin xalq unga zivoniyani berib qo'ygan odammiz. Xalq uni e'tirof qilgan. Endi tadbirlar o'sha o'tgandan keyin mana stadionlarda 2 kunlab radio tabassumiga bir hafta emas 3 haftalik yetkili material bo'ldi. Uni eshitishlarini qilishdi biz birgalashib. Juda yaxshi o'tdi. Undan keyin filmini 93 yili askiya filmini o'sha chiqargandi, keyin ikkinchisi deb nima qilganda 94 yili Muhiddin ekan yaxshi ham o'sha askiya filmini olib qolgan ekanmiz bir yildan keyin. Undan keyin mana 97 da aytganda hali stadionda o'tdi. Mana xotira kunlarini o'sha madaniyat saroyini oldi nimada o'tkazilib o'tgan 18 yili bog'da o'zimiz yangi ochilgan parkimizda ham juda mana Mansurjon ham bu juda katta tadbir bo'ldi. Rahmat mana Said Muqim degan bir ijodkor ukamiz bor. Shunga rahmat. U 2014 yildan ekan kelib Muhiddin Darvish va 40 qiziqchi degan filmini yaratdi. Bu ham juda yaxshi chiqib. Endi bular bo'lyapti. Bularni men aytib maqtanmoqchi yo nima qilmoqchi emasman, lekin qancha ardoqlansa, qancha qilinsa oz. Mana qani edi bir vaqtlar bir hokim kelganda, Abduxoliq degan hokim kelganda shu ham rozilik berdi, lekin shu ham qolib ketdi ayrim sabablarga ko'ra. Qishlog'iga byustini o'rnatmoqchi bo'ldi. Qishloq shu Oqqo'rg'on qishlog'i. Bu ham qolib ketdi. Hatto men o'sha byust qiladigan ustani eskizlarigacha tayyorlatgizgandim. Endi mana arzurardi shu qishloqlarda bir ko'chalarni nomini bersa, boshqa nimalar nomini. Bu qancha ardoqlasa bo'lay deganda, chunki o'zbek yurti uchun, o'zbek xalqi uchun bir yangi yo'l ochib bergan, yangi shu qiziqchilik yo'lini ochib bergan, o'zini o'sha hamma nima ko'rinib turibdiki, hamma xalq mana yerda qolgan insonda bu. Shuning uchun rahmat sizlarga shunchalik. Mana xayrlashdi boshlabsizlar, ilohim arvohlar sizlarni qo'llasin uka. Mansur aka, sizga bir savol bilan murojaat etsak. Ustoz, siz ham mana necha yillarki xalqimizni saylarida, xalqimizni
katta katta tadbirlarda mana shu o'zingizni hamkasblaringiz bilan birga chiqib mana shu o'zbek qiziqchilik va askarchilik san'atini rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shyapsiz. Keling Mansur aka, mana ustoz bilan ham ko'p joylarda birga bo'lgansiz, ko'p tadbirlarni birga o'tkazgansizlar. Shu haqida bir muxlislarga o'zingizni taassurotingizni aytib bersangiz. Rahmat, rahmat. Avvalambor xush kelibsizlar. Bu xonadan men uchun, Abdulajon Akbar uchun tug'ilgan uyimiz deb qolgan. 45 yil bo'ldi kelganimizga kelgan. Hozir 63 ga kirdim. Kelganmiz, mana shu yerda katta bo'ldik. Biz Muhiddin Darvishovdan Abdulla Akbar qolgan shogirdlar nimani oldik? Halollikni, fidoilikni, elga, yurtga bo'lgan muhabbatni shu insonda ko'rdik. Keyin Alloh bergan bir salohiyati bo'ldi. Xotira nihoyatda kuchli edi. O'qigan narsasini takrorlab boshqasi. Keyin aytishardi, ko'p o'qi. Ko'p o'qisang turtilmaysan deganda. Keyin yana bitta umrlarining oxirida aytgan bilajon ekanimizga chiqqan o'qitgan farzandlaringda. Eng zo'r biznes farzandni o'qitish. Ana Ablajon ham o'qitdi, men ham o'qitdim, uylab joyladik. Yana bir narsa bordi, darvishni bittasi bordi, gapda oshiq-moshig'i bor. Bir-biriga tushganda gapirgan ham eshitgan ham mazza qoradi derdi. Oddiy narsadan hamma narsa soddalikda asos soddalik bo'ladi. Keyin yana bir narsasi bordi. Abdulla Qodiriyda bir gaplari borki, moziga qarab ish ko'rmoq xayrli dedi. Mana bu ko'rsatuvni zaminida ustozlarga o'sha ulug' ustozlarni e'tirof olib, tan olib, xalqqa ko'rsatish bu kelajak avlodga juda katta samara beradi. Mana prezidentimizni rahnamoligida madaniyat koshonalariga e'tibor bo'ldi. Madaniyat xodimlariga e'tibor bo'ldi. Bu kunlarda ustozimiz havasga o'tgan. Qani o'sha kunni ko'ramiz deb. Qancha tazyiqlar bo'lgan, sahnadan chiqib o'rganib biz ko'rganmiz ustozni. Siyosatga tegyapsan, boshqa qilyapsan deb. Mana endi erkin yuradigan zaman keldi. Madaniyat xodimi qilsa inson ko'rib havas qiladigan bolalarini nimaga odamlar maktabga, sport maktabiga, musiqaga, raqsga, askarga olib kelyapti. Xalq tushundi madaniyatni, saviyasini, xalqni ishonchiga kirib boryapti madaniyat xodimlari. Mana madaniyat koshonalarini ko'rib bahri diling ochiladi. Mana prezidentimizning topshirig'i bilan viloyat hokimimizning buyruqlari bilan madaniyat boshqarmasi rahnamoligida tumanlarda askar maktablari ochildi. Ustozimiz bir gaplari bor edi. Askarni kitobi yo'q, o'qitadigan domlasi yo'q derdi. Xudoga shukr kitob yozildi, askar qiziqildi. Domlalari ham bo'ldi. Har bitta tumanda ochildi. Birinchi darvish shogirdiman. Shu yil yangi yil arafasida viloyat hokimi Shuhrat Madaminov kelishdi. Men askarchi bolalarimni bog'chada tarbiyalab ko'r. Haligilarni askar eshitib har bittalarga sovg'alar berishdi. Bu u bolalarda bugun kayfiyatni qarang. Mana e'tibor. Lekin yana bir narsa bor, darvishni nomi abadiylashtirish masalasi ham ko'rilgan, juda ko'p keldi. Lekin biz abadiylashtirdik Uchko'prikda madaniyat markazida hangoma xalq teatri ochdik. Askarchi qiziqishlar xalq teatri 2009 yili faoliyat ko'rsatyapmiz. Yosh askarchilar maktabini bo'ydida tashkil qildik. Men so'rardim ko'p so'rayman. Başım dervişler bilen bile kanset koygan şu Oqqo'rg'on madaniyat saroyi ta'mirlansa. Mana bu yerda derviş maktabini yaratamiz. Juda katta ishlar qilinyapti madaniyat sohasiga. Odamlarda fikri o'zgardi madaniyatga, san'atga, san'atkorga bo'lgan fikir o'zgardi. Yana bir narsasi o'sha 91 yili birinchi marta ustoz bilan Xalqlar do'stligi saroyida Mamasaga uchalamiz. Jonli jiro askarga chiqamiz. Ana undan keyin mustaqillikka Navro'zga boryapmiz. Mana san'atni san'atkorga bo'lgan hurmat e'tibor shunchalik bo'ladi. Bitta inson televizorda shu ruxsat televiziyasi orqali ketyapti. Falon kuni ketadi, anons beradi. Mag'lonni bog'idagi askiyani. Shu insonlar intiqib kutib o'tiradi. Kecha chiqdilaring deydi. Ettigi odamlarni ko'ring, ettigi holatni ko'ring, xalqni tashnaligini ko'ring. Mana o'zbek xalqi qanaqa boy. Keyin yana bitta narsasi. Muhiddin Darvishov o'sha Samarqand qishloq xo'jayi institutini agronomiya fakulteti bitirgan. 1956 yili Moskvada Jahon yoshlar festivalida 13 tilda ninaj va chumoli masalini aytib bergan. 13 tilda. Dunyo atimizda. 76 yilda Velikiy Ustyug deganda dunyo xalqaro folklor festivalida oliy o'rinda olgan. Buni ko'pchilik bilmaydi. O'sha bundan 50 yil ilgari bo'lgan Latipa Bahodirjon qizim do'pping qancha? Sen do'pi bozorda. Ota 30 so'm deyman, so'ravera.
Otsun bu pete katta pul bulganım. Bir de dopu otsun ola ama. Hoy ama galim olsun tağın soru orası. Neyse ne? Tıp ota kete etirse. Ali sinimiz. Ha bu balışır ota. Sal orzankı verim ben. Yaşınız neçi de? Desen. Menem sehsen deyim ben senem soru orasın. Adi muamele bol yaptı. Halas etti. Tahmardan aşında kiroruşta. Çap damanda. Sudretme vagona bağırıp. O şeyde postumuzu kaçırgan mıyız? Kim bizi Şilambaniyem gördünüz mü? Şilambaniyem var mı? Var. Hem ben sizinkini yokken de yürürdüm. Közünüz şümeneken de ha? Yüde kop ötken bana itibar vermeken ben de. Bir madde yine tohtattınız. Esim de tanıganımdan beri. Şimdi hem dokümanları da alıp, vagonga kirip gettiniz. Ben hayran buldum, indi ne mi olarken? Sen bir şoför akam kep kaldı. Mansurcan hıcalat bu men. Muhudun ekemem yakşı değil hadımı. Dokümetinizi bir pes üçlep duradı, kim koyuvarat dedi. Tekşirip kremiz, hemmesi cahide, kayda dedi gidik olsa, kolunuzu kaytarı verip, çiz verip sizge ak yol tülep kalamız. Şimdi Mansurcan, yük maşinalarda, gruz havayı maşinalarda adam taşı mümkünmez. Yük maşinalarda adam taşıdık için, aldığını yarım toz kılıp, orunduklarda sazlap, zülpillerde sımbilen boylap, geyini nazaratı da ötkezip, kiyin adam taşış girek. Siz yeni bana dakika seyilap kaldı deyip, o erzmegen pulga, cihazlanmegen yük maşinada adam taşıp, az güne puldu deyip, obroyunuz tökü vapsız. Hani muhtı? Üstünüzde malamat gep var. Hande gep? Neme deyseniz, Mansurcan üstüde adamımla kolga çüştü diyeceğim. Bizde bitti mesuliyet bo'ladi, her bitti bosgan qadamingizni o'ylab bosasiz. Sababi taniqli insonni farzandisiz. Yaxshi ish qilsangiz ham, yomon ish qilsangiz ham, bir pasda kim ma'mug'un ekan ular. Shunisidan, shunday insonni farzandi bo'lganimizdan, shunday O'zbekistonimizda dunyoga kelganimizdan, musulmon bo'lganimizdan albatta faxrlanamiz. Shunday otamiz voyaga yetkazib shunchalik bo'lganlar. Qaytga borsak, qaytga kirsak, eshik ochiq. Kim va familiya darvishligini orqasidan eshik ochiq. Bir ajoyib bir tashabbus bo'pti. Shuni tashkillashtirgan sizlarga ming rahmat. Bu nima deydi? Bu ustozlarimizni ustozlarimiz mana masalan bizdan oldingilar ham fikr bildirishgan ko'rsatuvlarda. Demak, mana biz ham hozir shu fikr bildiryapmiz mana siz bilan birgalikda. Nima deydi? Bu avloddan avlodga o'tib keladigan bir eshitib, misol uchun farzandlar uni ko'ray turgan insonlar shu Muhiddin Darvesh haqida yana bilmagan, o'zlariga kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ladi. Har bir san'atkor, nafaqat butun hozir siz aytaligi nima deydi? Bosh qo'shib shu qilinay turgan shu ishda ustozlarimiz haqida mana Rasul Qormovdaliyev, Murod Jahmedov, shu Qobiljon Yusupov, mana Sahorjon Mamatov Tamara xonim bana bir-bir hammalariga bir-bir navbati bilan bo'lyapti. Ilohim sizlarga sog'lik salomatlik tilayman. Shu ko'rsatuvni tashkillashtirib, shu mana shunga bosh qo'sh bo'lgan barcha insonlarga fursatdan foydalanib, shu Muhiddin Darveshni shogirdi muxlisi sifatida shu el diyor nomidan rahmat demoqchiman. Sog' bo'linglar, ming rahmat. Aziz muxlislar, o'z nomi bilan Muhiddin Darveshov deganda har bir o'zbek o'g'lonni, o'zbek farzandini yuziga kulgi keladi. Nega deganda ustozlar aytgan bu askarlar, bu qiziqchilik hangomalari bizni xalqimizni qalb-qalbiga o'rnashib bo'lgan. Qadrli muxlislar, bugun biz Muhiddin Darveshovning hayoti va ijodi haqida sizlarga ozmi ko'pmi fikr bildirdik. Kuling, umringiz uzoq bo'ladi.
Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.